Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Eli Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sizler için sınavda çıkabilecek 5 muhtemel soru tipi hazırladım. Bakalım 5'te 5 yapabilecek misiniz? Bazı öğrencilerim diyor ki hocam başlıklarda TET mi AYT mi olduğunu yazarsanız seviniriz diye. Ama e, TYT olursa zaten yazıyorum. AYT olursa da yazıyorum. Bunlar ortak değerli arkadaşlarım. Hem TYT hem AYT hem KPSS için geçerlidir. Ki biliyorsunuz ki TYT'de sadece yorum soruları gelmiyor. Dikkat ediyoruz. Düşmüyoruz bu pusuya. Hazırsanız hemen ilk sorumuzdan başlıyoruz. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihinden. Hadi bakalım. Bakalım 5'te 5 beş yapabilecek misiniz? Şöyle yapalım. Yakınlaştıralım biraz. Bu <laughs> hastalık geçmedi ya. Bakalım şimdi. Yukarıda sözü edilen anlayış aşağıdakilerden hangisidir? Asya'nın devletinden başlayarak Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinde hakimiyetin kaynağı ilahi bir güç olan gök tanrıya dayanıyordu. Bu anlayışa göre en yüce varlık ve tek yaratıcı olarak kabul edilen gök tanrı yeryüzünü doğrudan kendisi değil, yetki verdiği kaan yönetiyordu. Ülkenin yani hükümdarlığın tanrı tarafından verildiğine inanılmasına biz ne diyoruz? Tabii ki kut değil mi? Tu hükümdarlık sembollerinden biri olarak kabul edilir. Sancak ya da flama anlamı taşır. Veraset Kimin tahta geçeceğinin belirlenmesidir. Örneğin ülke hanedanına ortak malıdır. Veyahut ülke padişah ve oğullarının malıdır gibi örnekleri verebiliriz. Toy eski Türklerde yaş ölen ya da meclis anlamı taşırdı. Töre değişmez. Hukuk kurallarından oluşur. Yazısız hukuk kurallarına biz töre diyoruz. Töreyi yazılı hale getiren ilk devlet Uygurlardır. Cevabımız kut anlayışı olacaktır. Geldik ikinci sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi büyük Selçuklu devletinin yıkılma sürecine girmesiyle birlikte Selçuklu atabeyleri tarafından kurulan siyasi yapılar arasında yer almaz. Böğrüler nerede kurulmuştu? Şam'da değil mi? Zengiler Musul'da. Salgurlar Farsi kökenliler. Kirmanlıları bırakıyoruz. İldenizoğulları Azerbaycan'da kurulan atabeyliklerdir ama kirmanlar Selçuklu'dan ayrılan devlet olarak tarihi kayıtlara geçmiştir. Cevabımız D şıkkıdır. ÖSYM tarafından tercih edilebilir. Dikkat dikkat atabeylikleri ve devletleri karıştırmıyoruz. Cevabımız D şıkkı. <laughs> Geldik diğer sorumuza. Türkistan devletlerine yer alan saray ve görevleriyle ilgili aşağıda verilen ve açıklamalardan hangisi yanlış verilmiştir? Şimdi açıkına baktığımızda bize hacibi vermiş. Hükümdarın halk ve saray görevlileri arasındaki ilişkileri düzenleyen görevlidir. Önemli bir işle meşgul değerli arkadaşlarım. Yüksek rütbedeki kişileri biz ulu hacip diyoruz. Abdar hükümdarın leğen ve ibriğini taşıyan görevlidir. Yani hükümdarın temizliğinden sorumludur. Camedar sarayın ve hükümdarın güvenliğinden sorumlu olan görevli. Yanlış bilgi birazdan doğru bilgi vereceğim sizlere. Hansalar sarayın mutfağından sorumlu doğrudur. Sarayın mutfağından sorumlu olanlar hansalardır. Emiri ahur. U'yu I'ya çevirebilirsiniz. Emiri ağır hükümdarın ve sarayın atlarından sorumludur. Cameder hükümdarın neyinden sorumlu olacaktır? Elbiselerinden sorumlu olacaktır. Sarayın ve hükümdarın güvenliğinden sorumlu olan görevli emiri candardır. Değerli arkadaşlarım cevabımız C şıkkı. Emiri candar sarayın güvenliğinden sorumluyken cameder elbiselerden sorumludur. Diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu dönemde Anadolu'nun durumu ile ilgili doğru bir bilgi değildir. Türkiye Selçuklu Devleti güç yitirmiştir ki zaten Köse Dağ Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz ki Moğolların hakimiyeti altına girmişti. Anadolu'da Moğol egemenliği sürüyordu zaten Köse Dağı'dan sonra. Bizans İmparatorluğunda taht kavgaları yaşanıyor. Bu durumda Osmanlı'nın kısa sürede büyümesine olanak sağlıyordu. Trabzon Rum Devleti'nin varlığına İlhanlılar son vermedi değerli arkadaşlarım bunu bırakıyoruz. Anadolu Beylikleri arasında siyasal siyasal birliği sağlama mücadelesi yaşanıyor değerli arkadaşlarım ki zaten Osmanlı bunu sağlamaya çalışacaktı. Trabzon Rum Devleti'ne son veren Fatih Sultan Mehmet Han'dır. İlhanlılar değildir. Biliyorsunuz ki İlhanlılar Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han tarafından kurulan bir devletti. Oldukça acımasız bir devlet. Geldik diğer sorumuza. Yukarıda özellikle verilen vergi aşağıdakilerden hangisidir? Vergilerden soru gelebilir. Dikkat ediyoruz. Olağanüstü durumlarda halktan alınan vergidir. Örfi vergileri içerisine girer. İkinci biraz az zamanında ordunun ihtiyacını karşılamak için alınmış. Sonra sürekli hale getirilmiştir. Bu ordunun diğer ismi imdadı seferiyedir. Değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? İmdadı seferiye vergisi. Çift bozan toprağını üst üste boş bırakandan alınan vergidir. Gümrük vergisi Amediye olarak bilinir. Haraç gayrimüslimlerden alınan vergidir. Öşür Müslümanlardan alınan ürün vergisi cevabımız olağanüstü durumlarda alınan vergi anlamı taşıyan avarıştır. Beşle beşe balla yorumda bilirsin. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.